Behlül Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi siz de bizim hatırımızı sayıp gelinse biz teşekkür Estağfurullah. Ederiz. Estağfurullah. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımız için. Behlül Bey, UMPAP hastanelerinin genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden, muhteşem lezzetlerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Behlül Demirci kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Behlül Demirci 1965 doğumlu. Rize Çamlıhemşin nüfusuna kayıtlı. Evet. Uzun yıllardır Bursa'da yaşayan. Başlama İzmir. Hı hı. 87 evet. Bursa başlayıp bugüne kadar devam eden evet. bir kişi. Uzun yılları kapsayan bir tecrübeden bahsedeceğiz. Evet. Yani 87'den beri buradasınız ve bu sektördesiniz. Evet. Çıraklıktan başladınız, çocukluk yıllarında başladınız. Evet. Tecrübeler kazandınız. Bu tecrübelerinizi konuşturarak bir yerlere geldiniz diyelim. İnşallah. Bilmiyoruz nereye geldiniz evet. ama elimizden geldiğince layık olmaya, doğrusunu yapmaya ve üreten olarak hakkını vermeye çalışmaya çalıştık öyle Çok diyelim. Çok güzel. Evet. Bulunduğunuz konum itibariyle de gerçekten güzel şeyler başardığınızı, lezzetlerinizden ötürü nerede olduğunuzu ilk kötü artık kestirmiş bulunuyoruz. eksik olmayın. Evet. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. UMPAP hastaneleri konum olarak Bursa'nın neresinde? Lokasyon olarak neredeyiz şu anda? Bursa'da UMPA merkezimizi 3 evler. Denizciler Caddesi, Dere Çavuş Sokak, No 1'de merkezimiz var. Ama UMPA'nın başlangıcı Çekirge Meydanı, Çekirge Caddesi'nde ilk yerimiz. Evet. Beşevler, Karafatma ondan sonra devam eden. Evet. Fakülte, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde kampüsünde kafeteryasını işletmekteyiz. Çok güzel. 2005-2008 yılları arasında bu merkezimizi yaptık. Bütün faaliyetlerimizi artık buradan yürütüyoruz. 5 şubemiz var. 5-6 şubemiz var. Çok güzel. Kendi bünyemize ürün yapıyoruz. Böyle bir çalışma neticesinde devam ediyoruz. Evet. Yıllardır profesyonel hizmetler verdik, veriyoruz dedik. Entegre bir tesisteyiz şu anda. Üretim aşaması da burada gerçekleşiyor. Ar-Ge evet. çalışmamız var yine. Evet. Biraz kapasitemizden bahsedebilir miyiz? Burada neler yapıyoruz? Vallahi bizim işle ilgili olan aşağı yukarı her şeyi yapıyoruz. Şimdi şeyden başlarsak... En baştan sonuna poğaça, kadar bütün işlemler burada yapılıyor. Tabii. Yani tatlısından tuzlusuna, poğaçasından böreğine, işte pastasından diğer... Çikolatasına, dondurmasına kadar. Üretimini. Kendi dışarıdan aldığımız yalnızca bir çikolata grubu var. Onu yapmıyoruz. Kestane şekeri ve çikolatanın... Kestane şekerini de dışarıda yaptırıyoruz. Ama kendi ürünümüz olarak yaptırıyoruz. Onun dışında bütün ürünleri kendi bünyemizde yapıyoruz. Üretimimiz burada gerçekleşiyor. Profesyonellik manasında da belki profesyoneliz ama amatör ruhla çalışmayı hep ön planda tutuyoruz, onu da söyleyeyim. İşte başarıyı da bu şekilde elde tutuyoruz diyebiliriz. Teşekkür ederim. Profesyonel hizmetler veriyoruz dedik. Profesyonel hizmetler verebilmek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız var. Toplam kadro sayımız nedir? Valla toplam 60 ile 70 kişi arasında bir çalışan sayımız var. Üretim bunun aşağı yukarı... %40'ı filan üretim tarafında, diğer kısmı şubeler manasında çalışıyor. Evet. Burada ayrıca kafemiz de bulunmakta. Üretimin yanı sıra kafemiz de bulunmakta. Satış bölümü ve kafe bölümü de bulunmakta. Evet. Bütün merkezlerde aynı şekilde yani... Konsept hep aynı. Konsept aynı, evet. Evet. Yani. Peki hizmet verirken nelere dikkat ederiz? Öncelikle biliyoruz ki gıda sektöründe olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi hijyen. En önemlisi. Bu konuda ne gibi tedbirler alıyoruz? Vallahi hijyen, şimdi birazdan herhalde gezeceğiz üretim alanını. Girişten dönüşüne kadar. Nasıl söyleyeyim? Departmanlarımız olsun, tabii. çalışan elemanlarımızın kişisel temizlikleri olsun. Kişi geldiğinde soyunma odasından girip yıkanıp dezenfekte olduktan sonra aşağı inerken de turnikeden geçip yine
temizlenerek imalathaneye girdi. Onun çok güzel. Bulaşık tarafı kalmadı. Hı-hı. İçeride çalışırken de %100 yani son ürün olan malzemede eldiven mutlaka kullanıyoruz. Eldivensiz hiçbir şey yapmıyoruz. Hamur olan yani pişime gireceklerde eldivensiz çalışıyoruz evet, ama onun da işte hijyen manasında bir sıkıntısı olmadığı manasına gelir. Bütün hı-hı. gelen ham maddeler kaynatılır, kontrol edilir. Laboratuvarımız var. Orada çok güzel ölçümleri yapılır. Ya elimizden geldikçe bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani kısaca ayrıca, şöyle söyleyeyim. Müşteri memnuniyeti de çok önemli sizin için. Müşteri memnuniyeti onların müşterilerimiz olmazsa, demiyoruz. Misafirlerimiz diyoruz bu arada. Olmazsa olmaz. Onların var olması bizim olmamız manasına geldi. Onun için bizim en kıymetli tuttuğumuz, en kıymetli olan şey onlar bizim misafirlerimiz. Evet. Yani bizim onları incitici veya karşı onları duruş, güler yüzle karşılıyorsunuz muhakkak burada. Yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapıyoruz bilmiyorum ama bunu olmazsa olmazımız zaten. Evet. Gelen kişi memnuniyeti olması lazım, güveni olması lazım. Belki sunum manasında veremesek bile şuradan sizin aracınızı da söyleyeyim. Evet. %100 güvenebilecekleri bir müessesede olduklarını bilmelerini istiyorum. Tabii çünkü güven de çok önemli. Bunu yani onu güvendirmek manasına değil, gerçekten öyle yaptığımız için söylüyorum. Evet. Yani güvenilecek ürünler yaptığımız için söylüyorum. Evet, yani onların zaten memnuniyeti, sizin kaliteli ürünler kullanmanız, kaliteden ödün vermemeniz, bütün bu memnuniyeti doğuruyor diyebiliriz. Ve İnşallah öyledir. Evet. Peki ürünlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Kesinlikle vallahi, organik ürünlerimiz. Ürünler kendi imalatınızda kullandığınız ürünler. Dediğim gibi unundan şekerine kadar. Seçici malzeme alımında da seçici davranmaya çalışıyoruz. Hı. En doğru bildiğimiz malzemeyi almaya çalışıyoruz. Kaliteli marka ürünler bunlar. Marka ürünler işte çikolatasına, yağına, yağından ununa kadar. Öncelikle tereyağı çok önemli değil mi malzeme olarak? Dönüşünde en çok yani kapasitesi en yüksek olan kullandığımız ürün tereyağı ve mandıra şantidir ki pastayı mesela %100'e kadar diyebilirim ki natüreldir ve bunu iddia da ederim. Evet. Ve kim derse alıp inceletilebilir. Çok da gönül rahatlığıyla garantisini söylüyorum. Veriyoruz. Garantisini veriyorum yani. Evet. Bu manada ama bu bakış şeyde biz natürel yapıyoruz manası değil. Evet. Gerçekten olması gerekti bu olduğu için yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani demin dedik ya amatör ruh. Evet. Amatörlüğü bırakmıyoruz. Yok yapabilmek için, doğrusunu yapabilmek için uğraşıyoruz sadece. Ve işinizi de severek yapıyorsunuz. İşimi çok seviyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşam biçimi olmaya başladı. Çünkü çok uzun yıllar. Evet. Belki çocuklarımın mesela çok hoşuna gitmiyor bu tarafa ama bizde bir yaşam biçimi oldu da diyebilirim. Evet. İleriye yönelik yine sağlam adımlarla ilerleyeceğiz diyoruz. İnşallah. Kesinlikle başarı İnşallah. Yerden bırakmayacağız. İnşallah. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. İnşallah. Anahtarı da sevmek olarak koyuyorum. Kesinlikle. Yani bir kişinin değil genel olarak sevmek, severek çalışabilmek, paylaşabilmek. Evet. Şeydir, hatasız kul yoktur. Doğru. Yanımdaki arkadaşın eğer hatasını telafi edebiliyorsam doğru seviyorum manasına gelir. Bu bakışı genel etrafımıza da yansıtmaya çalışıyoruz. Bunları en aza indirgemeye çalışıyoruz hataları. Böyle bir çalışma içindeyiz ve şikayetimiz de çok yok Allah aşkına. Çok güzel. Peki bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Neler yapmayı amaçlıyorsunuz, hedefliyorsunuz bundan sonraki aşamalarda? Valla şimdi biz yeni bir yapılanma, tadilatları falan bitirdik. Yeni zendik, bayağı eskidik çünkü. Bundan sonra bir yerleşme dönemimiz var. Yani bir dönüp tezgahlarda hizmetin üst seviyeye çıkarabilmek. Yani o demin gelen misafirlerimizi ağırlamak manasındaki. Evet. Onun sonrasındaki işlerlik tarafımızı daha iyiye götürmek. Biraz önce özel sohbetimizde de belirttiğiniz gibi kesinlikle %100 organik ürün sizin için çok önemli. Bundan sonra ona yakın ürünler. Ona devam edecek, uğraşıyoruz. Yani biz kurabiyede de yalnız tereyağını yaptığımız kurabiye var. Yani gelen kişi ben tereyağlı kurabiye istediğimde, tereyağlı simit ise, tereyağlı börek istediğimde bulabileceği bir ortam veya sipariş. Dışarıya paket siparişler de tabii. Bu konuda da hizmetler veriyorsunuz. Şeye de çok önemsiyoruz. Sipariş
tarafını da çok önemsiyoruz. Çünkü bizim baktığımız manada satılmış ürün manasına gelir. O zaman ne yapmam lazım? Siparişi çok mükemmel hazırlamam lazım. Tam saatinde yerine ulaştırmam Aynen lazım. Öyle. O zaman karşı taraf, müşteri, misafir veya pastayı sunduğum kişi evet. Tam hazırlığını yaptığında kapı çalıp pasta içeri girmesi lazım. Evet. Şeyi açtığında wow demesi lazım. Evet. Yani pasta çok güzel olduğunu görmesi lazım. Dilimin de tabağını sıyırması lazım ki ben işimi yapmış olayım manasına geliyor. Bu şekilde bakıyorum ben. Mutlu olursunuz, emeğinizin karşılığını evet. almış olursunuz. Ya bir şey daha, eğer bunu alıyorsan karşılığını da vermek. Yani o kişiyi iyi ki yapmışım demesi lazım ki hak yerini bulsun. O evet. manada da bakıyoruz yani. Evet. Son olarak buradan değerli izleyicilerimize, bugüne kadar sizleri destekleyen değerli dostlarınıza ve misafirlerinize bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Vallahi çok... Herkese bizim kapımızı açtıran, gelen gelmeyen, gönüllü bizimle beraber olan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Onları tekrar tekrar buraya bekliyoruz. Her zaman. Lezzetlerimizden tatmaya. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Memnun olmadıkları, beğenmedikleri bir ürün varsa... Biz kesinlikle bunun telafisini istiyoruz. Ama ürünlerimizin arkasındayız. Arkasındayız kesinlikle ama damağın uymadı, beğenmediği bir şey olursa da muhakkak ki istiyoruz, geri istiyoruz yani. Evet. Telafi etmek için bunu da istiyoruz. Bizler teşekkür de ederim. Değerli izleyicilerimize kesinlikle Umpa Pastanelerini tavsiye ediyoruz. Buyurun gelin lezzetlerinden tadın diyoruz. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de bizim hatırımızı sayıp gelip bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, var olun, sağ olun. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Cümlemizin inşallah. Çok teşekkür ederim.